Otopsi sırasında mide içeriğinin hacmi ve niteliği sayesinde kişinin en son ne yediği ve ne zaman öldüğü hakkında fikir yürütülür. Marilyn Monroe'nun fazla miktarda uyku ilacı alarak intihar ettiği söylendi. Kanındaki ilaç miktarı yüksekti ama midesinde en ufak bir ilaç kalıntısına rastlanmadı, bedeninde tek bir iğne izi bulunmadı. Uyku ilaçlarının lağmanla verildiği sonucuna varıldı. Ünlü gitarist Jimi Hendrix'in kanındaki alkol azdı. Midesinde ve akciğerinde ise akıl almaz miktarda kırmızı şarap bulundu. Boğazından aşağıya şarap dökülerek öldürüldüğü öne sürüldü. Çocuğa yönelik cinsel saldırıda cinsel dürtünün kontrol bozukluğu ön plandadır. İşte bu yüzden birçok ülkede uygulanan, Türkiye'nin de gündeminde olan pedofillerin testosteron düzeylerini ilaçla düşürmek, suçu tekrarlamamaları için alınabilecek iyi bir önlemdir. Ancak bu uygulamayı gazetelerde yer aldığı biçimde hadım etme ya da kısırlaştırma şeklinde tanımlamak hata olur. Çünkü tedavi kesilirse kişi önceki durumuna döner. Saldırıya uğrayan çocuklarımız arasında kızların erkeklere oranı 2'ye 1'dir. 3-5 aylık bebeğe de 80 yaşındaki nineye de tecavüz eden vardır. İşte bu nedenle cinsel saldırılarda göğsü bağrı açıktı bu yüzden tahrik etti demeyi bir yana bırakmalıyız. Akarlar gözle görülemeyen, çevre koşullarına dayanıklı, deri döküntüleriyle beslenen, sıcak ve nemli ortamda kolayca çoğalan, ev tozu içinde yaşayan canlılardır. Bundan tam 133 yıl önce bir Fransız veteriner, Profesör Pierre Magnin yeni doğan cesedi üzerinde 2.4 milyon akar bulunduğunu hesaplamış, buradan da bebeğin 7-8 ay önce ölüme terk edildiğini bulmuştu. Tarihte akarların bir cinayetin çözümüne yaradığı ilk olay budur. Cesetlerin çürüme ve şişmesinin nedeni kalın bağırsakta bulunan bakterilerin ölümle birlikte damar sistemine ulaşması ve çoğalmasıdır. Bu yüzden çürümenin şekli ve derecesi ölümden sonra geçen zamanı tahmin etmeye yarar. Ancak ölü bir beden sıcakta kalırsa çabuk çürür, soğutulursa çürüme yavaşlar. Çevre koşulları bilinmezse ölümden sonra geçen zamanın hesaplanmasında hata yapılır. İster otopsi yapılsın, isterse yapılmasın. Cenazelerin toprağa verilinceye dek soğukta tutulmasının amacı bakteri çoğalmasını geciktirmek, hatta durdurmaktır. 30-35 derecelik nemli bir mekanda kalan ceset birkaç hafta içinde tamamen iskelete dönüşebilir. 18 derecede ise bu süreç aylar, hatta yıllar sürebilir. Böcekler, hayvanlar iskeletleşmeyi hızlandırır ve bir iskeletin hiç kokusu yoktur. Turgut'un çocukluğunda yaşadığı travma onu 3 kadının katili olmaya kadar götürdü. Kahramanlarımız biraz daha gecikseydi Sultan 4.'sü olacaktı. Doktor Ece otopsiler sayesinde aynı yemeği yedikten belli bir süre sonra aynı şekilde öldürüldüklerini anladı. Ama kriminalist Zeynep sadece öldürülürken yan yana olduklarını değil, klimalı bir mekanda bulunduklarını da saptadı. Böylelikle cinayet gününün yanlış hesaplandığı ortaya çıktı. Turgut, klimanın suyundaki akarları hesaba katmamıştı. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.